Tuğba Gelin'in sade ve şık yatak odası oldukça küçük bir alana sahip. Gelinimiz açık renk tercih ettiği karyola ve komodinlerini yine aynı tonlarda desenli bir yatak örtüsüyle tamamlamış. İki abajurun modelleri aynı olsa da renklerinin farklı olması dikkatimi çekti doğrusu. Yatağın yanında Silifke işi el dokuması kilimler kullanarak odasına yöresel bir dokunuş yapmış Tuğba Gelin. Bir duvarı boydan boya kapatan beyaz gardıropsa bu odaya özel olarak yapılmışa benziyor. Bakalım beyaz tüller ve pudra tonlarındaki fon perdeleriyle hareketlenen bu yatak odası gelinlerimizin hoşuna gidecek mi? Tuğba Gelin'in yatak odasındayız hanımlar. Nida'cığım senden başlayalım. Nasıl buldun Tuğba'nın yatak odasını? Evet Aslı Hanım, ben başlamak istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey bu abajürlerin iki farklı renkte olması. Onu da alabilir miyim? Hatta model de mi farklı? Biri büyük, biri küçük gibi mi? Bakacağım Aslı Hanım. Model aynı ama biri renkli. Kahverengi, biri siyah. Siyah mı? Altı gri. Evet, altı gri. Burası evet. Yani neden ayrı renkte bunu öğrenebilir miyim? Ben öyle uygun gördüm. Ama bu çok değişken. Keşke birini kaldırsaydım, bir tane olsaydı ve tek renkte olsaydı. Ben öyle uygun gördüm. Ve bu kahverengi uyardı. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi de devam edeyim mi Aslı Hanım? Evet. İkincisi onların fiyatını öğrenelim. Evet, fiyatını öğrenelim. Almışken. Ya onlar bana hediye geldi Aslı Hanım. Bu şekilde mi geldi? Evet. Anladım. Daha doğrusu 3 taneydi. 2 kahverengi, 1 siyah. Ben ikisini koydum. Tamam tatlım, teşekkürler. Bir de perdelerine değinmek istiyorum. Onda neden tül yok? Bunda var. Ben öyle uygun gördüm. Tamam, sen her şeyi uygun yok, şimdi gördün. Ben öyle uygun mutlaka, sen zaten nasıl uygun gördüysen zaten biz ona bakıyoruz. Sürekli ben öyle uygun gördüm diyorsun ya. Evet. Hani bunun bir şeyi var mı, fikri var mı, açıklaması var mı? Şöyle Aslı Hanım, aslında ben arkada saten perde de kullanmıyorum. Sadece tül ve fon kullanıyorum. Ama ikisi farklı olduğu için ona yorum yapacaklar diye sadece fon satene bıraktım. Oradaki tülü de keşke çıkarsaydın. Hani ikisinde de tül yok derdik ve yorum yapma. Bu taraf pencere, komşularım dip dibeyiz. O yüzden oraya iki kat filmli taktım. Değil mi burası? Hayır, mutfak değil. Mutfak filmliydi değil. Ya. Evet. Burada pencere mi var? Evet. Anladım. Peki devam edelim. Senle devam edelim. Ben de bu yerdeki dokumaların kilimlere biraz takıldım. Çok güzel, tarzı da çok güzel ama bir dağ evi anımsatıyor. Evet. Yani yatak odasına çok uyduramadım. Seviniriz. Özge bence sen onları bir topla böyle yerde bir götür dışarıya. Çok güzel dokum ama yatak odasına uymamış bence. Şöyle evet, yatak odasına kesinlikle uygun değil. Normalde yatak odasındaki halılarım ara koridorda gördüğünüz renkte. Aynı şekilde ama kısa kısa. Ben bunu size göstermek için serdim. Koridoruma serseydim çok kısa kalacaktı. Kendini göstermeyecekti. Bunlar anneannemin kendisi dokuma halıları. Çok güzel halılar. Keşke çizdim. Her şeyi bize göstermek için diyorsun da bize göstermedin. Boş olsaydı güzel olacaktı. Uyum bize göstermeyebilirdin. Evet, uyum olmasın. Ben göstermek için sermeyi tercih ettim. Biraz da büyük olduğu için orada açamayız diye düşündüm. Aha. Sen ne diyorsun canım? Ya şimdi Aslı Hanım, köy evi desen köy evi değil. Şık bir oda, yatak odası desen o da değil. Şimdi bir odaya iki tane tül lazım. Bu da eski düğün salonlarında kalma tüller. Diğerinde tül yok. Fonlar kendinden bağımsız. Yani hiçbir şey benzetemedim. Yatak kirli, üstü lekelenmiş. Yastıklar boş gibi içi. Ne olması gerekiyor? Öyle dolu dolu olması ben gerekiyor. Ben belki öyle rahat ediyorum. Boş. Ama düzgün görünmüyor, kırışıyor fark ettiysen. Ama işte evet, bizim görmemiz açısından onların içi biraz dolu olması lazımdı. Ya ben yastıkta yatamıyorum. Benim için rahatlık önemli ve gayet rahat. Buna yatılmaz zaten. Ama bu yatılmaz husus için. Şey değil. Hayır, içi boş diyor ya. İçindeki yastığı kullandım. Anlıyorum, bu dekor olduğu için dolu dekor bir yastık şimdi kullanman gerekiyor. Onu demek istiyorum. Zaten bu örtüyle yatamayız zaten. Kadife şey söz bendeydi. Pardon. Ya. Şimdi odan zaten küçük. Bu dolaplar tam küçültmüş. Yani böyle dar böyle. Yani yatak odasında ruhun daralmıyor mu? Yani nasıl yatıyorsun bu odada? Odanın içindeki kokuyu alabiliyor musun? Kokla bakayım. Benim evim huzur kokuyor. Yani ben gayet memnunum dolaplarından. Huzur. Onu yaptırmasaydım da elbise dolabı koysaydım gene küçültürdü. Çünkü evim küçük, alanı küçük. Ne Rüveyda annemi huzursuz muydu da onunkine laf etti? Evet. Dolaplar benim kocaman yatak odamda o dolap ben dolaplarına sığmadı. Hiçbir şey demedim. Sadece fiyatına şaşırdım. Rüveyda sen evine huzursuz dedi.
Evet, sen benim sadece halılarımı beğenmiştin ama keşke benim halılarım burada olsaydı. En azından sakin olurdu. Ben sadece göstermek için serdim. Dediğim gibi ara koridordaki halılarım var. Ya, açık renk yani. Ama biz hani gördüğümüzü yorumluyoruz. Keşke evet. Onları serseydin. Yani bu kilimle bu tarz bir fon ve yatak örtüsü olmuş başlık herhalde çok uyumlu bulamadınız evet. Galiba. Ya bir de oda küçük. Karışık. Bu resimleri de anlamadım ya. Bunlar evet, çok büyük bir tablo. Evet, bu tablo çok alakasız. Çok aynalı büyükler bir tablo. Bir de. Yani o biraz çok komik olmuş o resimde bilmiyorum ama. Nereye asacaktın? Boş bırakabilirdin duvarını. Eşin ne yapmış orada? Ya bence o güzel ama bu uyumsuz. O fotoğrafta sanıyorum pastayı kestiriyorsunuz. Evet, pastayı kestikten sonra kaldırdı, o sırada almışlar. Çok güzel bir fotoğraf aslında. Evet, fotoğraf çok coşkulu, evet. Çok güzel. Değil mi? Evet, çok coşkulu. Enerjisi çok yüksek mutlu. Bir fotoğraf. Evet. Ya ben bir şey açıklamak istiyorum. Evet dün, canım. Yurdagül mü? Rüveyda. Rüveyda'ya ben dedim ki zevksizsin dedim. Yani gerçekten özür diliyorum senden. Ay canım. Vallahi. Sen çok zevklisin. Bugünü gördükten sonra yani. Bir şey diyeceğim. Fonlar böyle sanki otellerde hani çalışan garsonların yelekleri olur ya parlak. Onlara benzemiyor mu sizce? Buraya çok basit dümdüz bir tül koysan tertemiz evet. Jilet gibi müthiş olur. Ne yapıyorsun? Ya aslan çok o kadar da ellemeyelim istersen. Göz zevkimi bozdu. Ben arkadaşına bir sor istersen. Hani böyle daha düz ya, böyle daha bizim. Ha düz bir tül ama bir store olabilirdi hani kimse içeriği görmesin diye. Yani Zebra store kullansaydın hem tül hem store olurdu. Keşke hiç sade. Takmasaydın. Yani gerek yok. Ben memnunum. Seviyor. Ama çok özensiz duruyor. Ama şey evet. Bir tüm bassaydın en evet, azından yok, yavrum ya. Evet, konusunda haklısın. Değil mi? Ben uyumsuz olduğunu düşünmüyorum. Rengi yakalıyor doğru. Ama şimdi altta bu, üstte şu olunca. Tarzı hani mi? Yerde o kilim olunca bir kafa karışıklığı oldu gerçekten galiba. Gerçekten onu sadece göstermek için serdim. O normalde burasının değil ama. Bence bu odadaki gerçekten ya ben evet, en çok fazla emek belli. Ama ben şu an buna şükrediyorum. Kesinlikle. Acaba bu olmasaydın ne serecekti? Avize olmuş mu peki? Avize yani. Yani şu an en iyisi avize gibi duruyor ya odada. Bu avize bence mutfakta çok güzel olurdu. Ona şükret olabilir. Ona mutfağına çok yakışır. Avizenin fiyatı ne kadar bu arada? 100 herhalde. Salon olur muydu sizce bu fotoğraf? Olabilir. Olur mu bu çerçevesi itibariyle? Evet, o da oraya hani olabilir. Koltuklarını da yakalar mıydı? Hiç uymamış, hiç alakasız. Aslında buraya yani koltukların da gold ama. Detayları var. Bence evet, bu çok aynen. Gümüş, bu da doğru. Salona uymazdı diye düşünüyorum. Ama buradan daha iyi olurdu bence. Salonum evet fazla gold detayları olduğu için. Bir de ahşap detay da için, var, evet, gold detay da var. Çok karışık olurdu. Perdelerin fiyatını öğrenebilir miyiz? Perde yok ki hayatım. Ya onu öğrenelim. Fonlar 1000 TL'ydi sanırım. Evet. Yatak örtüsü? Yatak örtüsü de sanırım 2000 falandı. 2500. Bu da takım ama. Aynen. Benimkine 2500 benziyor. 2000, öyleydi. Öyle bir şeydi. Mobilyalarınızı ne kadara yaptırdınız? Onlar ben eve gelin geldiğimde zaten vardı. Eşin yaptırmış. Evet. Evet. Peki. O zaman buradan ben size göndermek Giren istiyorum sizi. Çıkalım, evet, ben de bir bakayım iftar masası nasıl? Tamam, sizi masada bekliyorum hanımlar. Hadi buyurun. Yatak odası bir faciaydı. Birinde tül vardı, birinde tül yoktu. Fonları çok değişik bir şekildeydi. Avize lambaderi çok ayrıydı. Her şey çok kötüydü. Yerdeki halılar keşke halısız bir ev olsaydı daha şık dururdu. Sabırsızlıkla Nida'nın gününü bekliyorum. Kesinlikle facia falan değildi. Tek yaptığım hata, evet birisinde tül vardı, yoktu bu bence. Leke var falan dediler. Lekeye de baktım, kesinlikle yoktu. Sadece yorum yapmak için yorum yaptılar.